Merhaba arkadaşlar, bizim çiftlik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni formatımız olan Yeşil Köşe'deyiz. Bugün Yeşil Köşe'de kuluçka makinesiyle alakalı sıkça sorulan soruları, yani kuluçka SSS bölümüne geçeceğiz. Geçen bayağı oldu. Kuluçka makinesi paylaşmıştık. Başka bir kanaldan aldığımı da söylemiştim. Buna rağmen çok ısrarla daha hala ben yapmışım gibi üzerime sorular soruldu. Ben de yine araştırmalarıma dayanarak, bazı bilgilerime dayanarak sizlerle beraber bugün kuluçka makinesinde sıkça sorulan soruları işleyeceğiz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere ev ortamındayız. Gelebilecek en ufak sesten en yüksek sese kadar hepinizin affına sığınırım. Karantina günlerindeyiz biliyorsunuz. İsterseniz başlayalım. Sorulan en çok ve en sık sorulan sorulardan biri, nem kaç derece olmalı? Sıcaklık kaç derece olmalı? Kuluçka makinelerinde ideal sıcaklık, tavuk için bahsediyorum, 37,5'ten 37,8'e kadardır. Hatta şöyle yapalım. Şöyle bütün hayvanlarınkini tek tek sayalım. Çünkü bana ördek soran da oluyor, kaz soran da oluyor. Ben şu ana kadar sadece makineden tavuk çıkardığım için diğerlerine tam olarak hakim değilim. Yazmıştık. Tavuğun toplam kuluçka süresi 21 gündür. Yani soruyorlar, abi ne zaman, hani en fazla kaç günde çıkıyor? Ne zaman da biz çıkım alırız gibisinde. İlk 18 gün makineye bağlı olarak yumurtalar yaşıyor. Son 3 günde makineden yumurtaları artık çıkım alıyorsunuz. Toplam 21 gün boyunca makinede durmuş oluyor. Tavuk için dediğim gibi gelişim süresi 18 gündür. Gelişim süresi sıcaklık 37,5, yani 37,5 ile 38 arası olmak zorundadır. Yani 38'i geçirmeyeceksiniz. Gelişim süresindeki nem derecesi 50 ila 60 derece mi deniyor onlarda? Hayır, yüzdelik dilim olarak %50 %60 arası olmak zorunda. Çıkım süresi 3 gündür. Son artık 18 günden sonra. Çıkım süresinde ise sıcaklık, tavuk için bahsediyorum, 37,5 38 derece arası olmak zorunda. Çıkım süresindeki nemi 50-60 demiştik. Çıkım süresindeki nem 75'e, yani 80'e yaklaşacak. 70-75 arası olacak ki ben de kuluçka makinemden öyle bir randıman aldım. Ördek için geçersek, ördeğin çıkım süresi, yani toplam kuluçka süresi 1 aydır. 28 gün 1 ay arasıdır. Gelişim süresi 27 gündür. Gelişim süresindeki sıcaklık 37 derece olmak zorundadır. Gelişim süresi 60 nem 60-65 derece olmak zorunda. Çıkım süresinde 66,9'a kadar düşürülecek sıcaklık. 70-80 derece 80'e kadar da nem çıkarmış olacak. Hindi çıkarmak isteyenler oluyor. Hindiye geçtiğimiz zaman toplam kuluçka süresi 28 gün. Gelişim süresi 25 gün. Gelişim süresindeki sıcaklık 37,5 derece olmak zorunda. 65'lik bir nem derecesi olmak zorunda. Çıkım süresi 69,36,9'da çıkım sıcaklığı olacak. Yani sıcaklığı düşüreceksiniz. 80'de nem derecesi olacak. Bıldırcın 18 günde, yani 2 haftadan biraz fazla durur çıkım süresi. 15 günde, yani 2 haftada gelişim, hatta 15. gün çıkımlar bile başlayabiliyor. En kolay çıkım alınan hayvan zaten bıldırcındır. 37,5 derece süresi, sıcaklık süresi olmak zorunda. 65'e kadar nem. Artık çıkımı zamanı 36,5'a kadar düşürülüp 75'e kadar da çıkarılacak. Keklik, sülün, onlara girmiyorum. Fazla çıkaran yok diye biliyorum şu an. Çünkü takipçilerimizi biliyoruz. Diğer bir soruya geçelim. Termostatsız, nem ölçersiz makine olur mu? Olur mu? Şöyle bir düşündüğüm zaman olmaz. Neden olmaz? Onu da söyleyelim. Çünkü içerideki sıcaklığın, mesela dün daha bir arkadaşımızınkini cevapladım. Ateş ölçerli olur mu? Eğer her saniye, her saat başı, habire tak 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 kaç derece kaç derece diye bakabileceksiniz, olur. Eyvallah. Ona bir şey diyemem.
Ama ateş ölçerle ya da başka bir şeyle olabileceğini ben düşünmüyorum. Neden? Çünkü lambayı açıp kapamanız lazım sürekli. Yani 37,7'ye getirdiğiniz zaman sıcaklığı lambayı kapamanız lazım. 37'nin de altına o sıcaklığı düşürmemeniz lazım. Bazıları diyor lambanın altındaki çok ısındı, lambanın ötesinde kalanlar soğudu. Ya şöyle diyeceğim sizlere, elinize ya profesyonel bir şekilde gidin, parasını verip alın ya da köpük kutudan yapın. Hem ısıyı içeride tutmuş olacaksınız hem de yumurtaları yumurtalarda nem sorunu olmayacak. Çünkü pet şişeler olsun, damacanalar olsun nem tutuyor. Fazla köpük kutunun tuttuğunu ben görmedim. Termostatsız olmaz. Sebebi lambayı açıp kapatamazsınız. 37,7'de tutamazsınız bu sıcaklığı. Hiçbir şekilde. Bıldırcın için bir şey diyemiyorum. Hani bıldırcın için yaparsınız. Çünkü bıldırcını sobanın altına bile koysanız, kalorifer tepesinde ben çıkaran gördüm bıldırcın. Yani yapabilirsiniz, ona bir şey diyemem ama tavuk için, sülün için, keklik için ya da ördek için olacak bir şey değil. Çünkü normal makineler bile zor çıkarıyor. Benim makinem 64'lük biliyorsunuz, eski videolardan bakabilirsiniz. Onda bile ben çok zorlandım. Nem ve sıcaklık konusunda. Nemi çok yükseldi, kapağını açıyorsunuz bu sefer sıcaklığı gidiyor. Ki siz o damacana kuluçka makinesini yaptığınız zaman sürekli kapağını açıp yumurtaları 2 saatte bir çevirmeniz lazım. Yani 120 saniyede bir kez çevrilmiş olması lazım. Çevirdiniz, kapadınız, sıcaklık gitti. Bir daha 37,7'yi nasıl getireceksiniz? Bunu termostat ayarlıyor. Termostatın ucundaki probu içine sallandırdığın zaman, tam yumurtanın tepesine denk gelecek şekilde sallandırdığın zaman makine o içerideki ısıyı alıyor. Lambayı da o ısıyı eşitleyene kadar yakıyor. Ondan sonra 37,7'ye de geldikten sonra lambaları kapatıyor. Lambaları kapatıyor. Isı düşüyor, tekrar açıyor. Isı seviyeye geliyor, tekrar kapatıyor. Aç kapa aç kapa diye bir sistemi var. Ki yangın riski de çok yüksek bu el yapımı kuluçka makinelerinde. Lütfen elektrik bilginiz yoksa, zamanda kuluçka makineleriyle, kuluçkalarla hayvancılıkla uğraşmadıysanız, asla ve asla, ve şöyle diyeyim, yaşınız küçükse sakın yaklaşmayın. Çünkü ben 14 yaşında yapmaya kalktım. Şu an 17 yaşıma gireceğim. 18 ben gün alacağım. Daha hala korkarım. Çünkü lamba yaptırdım. Daha fişe takar takmaz bir gün denemek için patladı. Köpük kutunun içine patlamış olsa köpük kutu alev alacak. Ben gece uyurken belki kocaya bir yakacağız. O yüzden dikkat edin. Termostatsız olmaz. Termostat her şeyi kendisi ayarlıyor. Nemi nasıl dengeleyeceğiz? Nem nerede olması gerekiyor? Kutu, suyu nereye koyacağız? Su muhakkak lambanın altında olsun. Ki lambanın sıcaklığı içerisinin sıcaklığı dağıtabilsin. Ki nem içinde higrostat kullanın. Higrostat içeride, yine prop ucu içeride kalıyor ve suyu belirli bir dereceye kadar kaynatıyor diyeyim. İçerideki nemi dengeledikten sonra içerideki nem nozülünü kapatıyor. Yani biraz bu işe girdiğiniz zaman biraz para dökülmemiz lazım. Yani cepleri biraz boşaltacağız ki profesyonel bir çıkım alalım. Çünkü sonuçta bir candan bahsediyoruz. Nem nasıl olmalı? Nem 50, 60, 65, çıkıma doğru 75 derece olmalı. Bu dengede tutabilirseniz eğer, ilk 18 gün 60'ın tepesine çıkarmayın. 50, 55, 60 arası kalsın. Çıkım zamanı 75'e kadar çıkarın. Ama 70'lerde kalsın. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben 60'a çıkardım. Böyle oldu. 70'e çıkardım. Çıktı. 80 oldu. 90 oldu. Ama yine çıkım aldım. Bu sizin yaşadığınız yere bağlı. Ben Bursa'da yaşıyorumdur. Buranın nem havası, yani yükseklik farkı vardır. Sen Rize'de yaşıyorsundur. Rize'nin havası, yüksekliği farklı. Ben balkonun odada yapıyorumdur. Sen kilerde yapıyorsundur. Ben çatıda yapıyorumdur. Sen yerin altında yapıyorsundur. Yani bu basınç, sıcaklık, odanın sıcaklığı. Mesela bu odanın sıcaklığı benim oturabileceğim kadar, yani böyle titreyecek kadar soğuk değil. Ama yan odada soba yandığı için çok sıcak. Yani makinenin ısı ayarlarına da oynamak zorunda kalacağım bu sefer. O yüzden makinenizi çalıştırdığınız yerin de sıcaklığını,
Yani 20, 18 derecenin altında olmasın. Sıcaklığını, o odanın nemini, o odanın atmosferini çok iyi bir şekilde ayarlamanız lazım ki çıkım alabilirsiniz. Bir diğer soru, el yapımı kuluçka makinelerinde lamba kaç derece olması lazım? Kaç derece olması gerekiyor deniyor. Lambanın bir derecesi yok aslında. Dediğim gibi makinede termostat bağlı olduğu için içerisinde ısıtana kadar o lamba yakacak. Ama siz asla ve asla, şu an yanımda yok, LED lamba kullanmayın. İçi telli lambalardan kullanın. Yani ne deniyor o içindeki telli lambalara? Flamelli mi deniyor? Bir şey deniyor onlara ama. İçine tel olan lambadan, yani yaktığınız zaman sıcaklık veren lambadan kullanın ki içerisi ısınsın. Bazı diyor ki LED lambadan olur mu? Tasarruflu lambadan olur mu? Floresan lambadan olur mu? Böyle kıvrık lambalardan olur mu? Olmaz. Çünkü ısıtmaz. İçinde bir rezistans yok. Rezistans olmadığı için ısıtma sistemi de olmayacak ve makine zorlayacak. Termostat içerisi ısıtana kadar yakacak. Bu sefer elektrik masrafınız çok gelecek. Ya da makinenizde bozulmalar meydana gelecek. Aklıma geldi. Diğer el yapımı makinelerde fan nedir? Fanı nasıl kullanacağız? Fanın arkasına delik olacak mı? İçeri mi üfleyecek, dışarı mı üfleyecek? Bu konuya da bir değinelim. Makinemize taktığımız fan her daim içerideki havayı dışarı üfleyecek şekilde olması gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri içerideki hava sirkülasyonu sağlayabilmesi. Eğer siz tam tersi takıp dışarıdaki havayı içeri alacak şekilde ya da içerideki havayı içeri dağıtacak şekilde ters bağlarsanız yumurtaları kurtursunuz. Yani fan yumurtaların üstüne değil dışarı doğru üfleyecek. Makinenize bağladığınız zaman en fazla şöyle yaptığımızda iki parmak mesafe kalacak şekilde fanınızı yerleştirin. Arasında muhakkak bir boşluk olsun ve arkasında nemi ve sıcaklığı fazla dışarı vermeyecek şekilde hafif küçük delikler açın. Çünkü içerideki temiz pis hava dönmesi gerekiyor, sirkülasyon gerekiyor. Yapmadınız diyelim ne olur? Söyleyeyim. Yumurtanız içeride pişer, kurur, zar kurur. Diyelim civciv çıkımı aldınız ama zar kuruduğu için yumurtadan çıkamayacak ve kötü son. Dediğim gibi lambanız muhakkak telli lamba olsun. Gece lambası kullanmayın. Dediğim gibi seslerden çok özür dilerim, ev ortamındayız. Telli lamba kullanın. Bir de aklıma gelmiş onu söyleyeyim. Akvaryum ısıtıcısı akvaryum içindir. Akvaryum ısıtıcısı olur mu? Akvaryumdaki bu nem nozülü olur mu? Asla olmaz. Neden olmaz? Çünkü bazıları diyor ki 45 dereceye kadar. Ya da 20 dereceye kadar. Siz takarsınız. 45, 37 derece ayarlarsınız. 37 dereceye geldiği zaman aç kapa aç kapa olur. Makineyi yakar. Ben size söyleyeyim. Onun yerine sonuçta akvaryum kaç lira bilmiyorum. Onu bir bilgim yok ama akvaryum ısıtıcısı kaç lira bilmiyorum ama 17,5 lira bir termostat. 24 lira bir termostat. Daha o şey almak istiyorum. Hem nem hem de ısı içinde olsun. Öyle bir termostat almak istiyorum derseniz en fazla 50 lira. Eğer diğer malzemeler lambanız, kablonuz, bilmem neyiniz evinizde varsa zaten 50 liraya bir makine yapmış olacaksınız. Dediğim gibi damacanalardan çok soran oluyor. Çıkım aldın mı? Çıkım alıyor mu? Eğer dediğim gibi her şey eksiksiz, termostatlı, higrostatlı, nemi 60 derecede, ısıyı 37,7 derece tutabilirseniz her şekil yumurtadan çıkım alırsınız. Yani folluklarda ben çok gözlemledim. Folluklarda yumurta kalıyor ve içi kanlanmaya başlıyor. Sebebi ısı ve nem ortamı olduğu için. Siz yaptığınız zaman çıkım alırsınız. Ben yaptım mı? Yapmadım. Çıkım aldım mı? Almadım. Dediğim gibi kendi makinemden zor çok uğraş vermiş olduğum halde öyle bir makineye bulup da kendimi daha da zora sokamam çünkü dediğim gibi 5 yaş yaşlandım neredeyse. Dediğim gibi siz şartları sağladığınız zaman her şey olacağına varır. Allah nasip ederse 22 Mayıs 2020'de 18'imden gün almış olacağım. 17 yaşıma tam basmış olacağım. Ve bu 17 yaşıma kadar inekten tut, evde kaplumbağaya kadar, civcivden tut, muhabbet kuşuna kadar bir sürü hayvan baktım. Keçi getirdim, koyun baktım, bilmem ne baktım. Zamanla her şeyi yaptım. Tabii tecrübe isteyen bir iş.
Onun içinde olmadığınız sürece işlerle yapamazsınız. Alışamazsınız ve uzak durmak zorunda kalırsınız. O yüzden kimsenin canını tehlikeye atmayacak şekilde yaparsanız çok mutlu olurum. İnşallah bu videonun ikincisi de gelecek. Bu sefer hayvancılıkla alakalı çok sık sorulan sorular olarak video atacağım. Eğer başta dediğim gibi videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Eğer kuluçka ile alakalı sorularınız varsa bu videonun altına yorum atarsanız sevinirim ki bir dahaki videoda biz de bu konulara değinebilelim. Merak ettiğiniz ne varsa ben buradayım. İnşallah yardım etmeye çalışacağım. Bir yeşil köşede daha buluşmak üzere. Sizleri seviyoruz. İyi günler, hayırlı Ramazanlar.